lezzet yolunda. Dinledim durdum da ben lezzet yolunda. Sevcan Orhan'la lezzet yolunda. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Nereden mi? Gaziantep'ten. Büyüyünce olmak istediğim insan işte, buldum. Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim. Allah'ım alkışlar, zılgıtlar. Gaziantep'te derler ya, dünya bir ev olsaydı Gaziantep'te mutfağı olurdu. İnovasyon bir ürün çalışması yaptık. Onu da Sevcan Hanım sizin için yapalım. Başlayalım burada. Bunların hepsi benim için ya. Celal ustacığım şişe dizdi. Dedim ki ben de bir işe yarayayım. Pişireyim. Ben sana yandım gelin. Yana al gelin, Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Önden bir yarım kavurma diyeceksiniz, evet. Gelecek. Önden denilen şeyle doyabilirim. Evet. Zöhre teyzem ve Hüseyin amcamın evindeyiz. Onlar yıllar evvel Ezo gelini gören şanslı uruşlulardan. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Nereden mi? Gaziantep'ten. Bugün Gaziantep'i sizler için hem lezzetlerini, hem sokaklarını, hem caddelerini, hem tarihi yerlerini, hikayelerini anlatıp gezeceğiz, tadacağız ve yiyeceğiz. Şimdi neredeyiz? Gaziantep'teyiz dedik ama Gaziantep'in gazi olmasının da çok kıymetli, yani başına gazi unvanının gelmesinin de Cumhuriyet tarihimizde çok kıymetli bir vesilesi var ki Birinci Dünya Savaşı sonrasında Gaziantep kendi başına kalıyor Anadolu'daki her şehir gibi ve 11 ay boyunca hiçbir yardım beklemeksizin düşmana direniyor ve yıllar sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla ve tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kararıyla dörtte biri şehit, kalanları da gazi olan şehre gazi unvanı verilerek Gaziantep adını alıyor. Gaziantep bu adı almakla kalmıyor. Devamında da şehir olarak kendini gerçekten çok geliştiriyor. Halkı, yemeği, lezzetleri, sanayisi, her şeyiyle gerçekten kendini geliştirmiş bir şehirdeyiz. Gaziantep'teyiz sevgili dostlar. Şimdi sizinle Gaziantep'in lezzetlerini ve kültürünü gelin birlikte gezelim. Herhalde Gaziantep'in en iyi künefecilerinden birisindeyiz. Mütevazı olamayacağız efendim bu konuda. Çünkü gerçekten şöyle bir sunumumuza bakarsanız ve mekanımıza bakarsanız anlarsınız. Hasan Bey yanımızda, mekanın sahibi diyoruz. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok UNESCO Gastronomi Şehri Gaziantep'te sizleri ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Ne mutlu, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ne çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz kapılarınızı bize açtığınız için, bu yoğun çalışma temponuz içinde. Teşekkür ederim. Bize de vakit ayırdınız. Hasan Bey, aileden gelen bir şey, evet, galiba. Evet, babam mesleği. Aslında künefe bilindiği gibi Araplardan gelen bir kültür, evet, olduğu için 86 yılından babamın İstanbul'da işçilik yaptığı dönemden bugünlere kadar getirdik. Şu an Gaziantep'te sizlere klasik peynirli künefemizle başlayıp daha inovasyon ürünlere gideceğiz. Ha, farklı şeyler tabii, yapacağız tabii, diyorsunuz. Tabii çok farklı. Ekran başındakilerini çok heyecanlandıracağız. Aa,
Hadi ah, ben bile heyecanlandım şu anda. Şimdi efendim, Gaziantep bu konuda hakikaten yemek kültürünü her daim geliştirmeye çok açık. O yüzden ustalar da bu anlamda çok yaratıcılar. Biliyoruz ki hani sadece künefe değil, onun yanına illaki bir şeyler kurulacak bu akşam. Menümüzdeki bolluğu göreceğiz. Başlayalım o zaman. Hasan'cığım hadi beraber başlayalım. Tamam, ben de yardımcı olabileceğimi hiç sanmadığım için. Öyle laf olsun diye yardımcı olabilirim. Anlatalım ürünleri yaparken de. Lütfen, olur mu? Sade yağımız zaten bilinir. Tereyağının özü kaynadığında sade yağ olarak üzerine çıkan bölümden alınıyor. Çok özel bir yağdır. Baklavada ve künefede kullanılan çok harika bir yağdır. Bu yormaz, mideyi kesinlikle rahatsız etmez. Kilo da aldırmaz. Diyelim de Gaziantep'e gelmek daha da kolaylaşsın efendim. Biz hadi inandık. Hadi yedik, tamam. Hadi onu da yedik. Künefeyi yiyoruz, onu da yedik. Tamamını tereyağı. Şöyle. Altını sade yağ yaptık. Tereyağı değil, sade yağ. Tabii, çok önemli. Sade yağ diyoruz. Sade yağ altına vurduk. Hemen buradan ince şöyle gördüğünüz gibi kıtır kıtır çıtır gerçekten çıtır olacak bir ya hamurumuz var. Bundan da kendi üretimimiz. Şöyle başlıyoruz peynirli künefemizi klasik yapmaya. Meşhur Hatay peynirimiz biliniyor. Hı hı. Künefe Hatay peyniri fakat evet, kendimize doğru ait reçetemiz var bunda da. Nedir? Birazdan kendi reçetemiz. Ha, yani özel bir reçetemiz reçete. Ama Hatay peynirinden, Hatay'dan geliyor yine. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi katman katman peynirini döşedik. Şimdi klasik künefeyi çok ekran başındaki seyircilerimizin de kafası karışmasın. Altına yağ sürdük, ortasına hamur girdik, bir ortasına peynir girdik ve son olarak yine hamurumuzu giriyoruz. Şöyle peynirli künefemizi yavaş yavaş tamamlamaya doğru gidiyoruz. Evet, Gaziantep'te derler ya, dünya bir ev olsaydı Gaziantep'te mutfağı olurdu ve biz böyle bir şehirdeyiz. Gerçekten bu çok çok güzel bir tabir. Özellikle Gaziantep'te duymuşsunuzdur bir, değil mi? Evet evet, yemek turizmi duyduk ama evet, söylediğiniz ve hatırlattığınız iyi oldu bu teşekkür anlamda. Teşekkür ederim. Klasik model künefemizi şimdi yolluyoruz fırına. Biz kendi üretimlerimize, kendi inovasyonlara devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Klasik künefemizi yolladık efendim. Şimdi inovasyonumuza başladık. Ama bu arada ocağı yolladık. Onun altını çizelim. Evet, ocağı yolladık. Fırın efendim değil. Ben arada böyle fırın dersem sakın yanılmayın. Bu mekanın en önemli özelliklerinden biri de pişirdikleri ürünler ocakta. Kısık ateşte, ocak altında pişiyor. Şimdi inovasyon ürünümüze geçiyoruz. Gaziantep'in fıstığı bol. Biz de fıstığı bol dedik de bununla ilgili inovasyon bir ürün çalışması yaptık. Onu da Sevcan Hanım sizin için yapalım. Başlayalım burada. Bunların hepsi benim için ya. Şöyle yine sade yağımızı altına sürüyoruz. Çünkü tepsinin her zaman altında sade yağ olmalı. Çünkü yanmasın ürünümüz ve evet, damak tadı gerçekten çok kuvvetli olsun diye sade yağımızı kullandık. Şimdi hemen bunun akabinde bak, şöyle bak, elleri temizleyip. Esnafın eli her zaman hamurdadır. Tabii bilirsin ki. Şöyle tabii ki. Gaziantep'imizin, Urfa'mızın, Bireciğimizin şöyle güzel fıstığını alıyoruz. Şöyle. Ya. Ya yeşil altın bakar mısın? Gerçekten şiir gibi. Çeyrek altın gibi dönüyor ya, fark ediyor musunuz? Muhteşemsin ya. Hasan harikasın, benzetmeler olay. Tabii tabii. Bak gördün mü? Bir tane bile yukarıda kalmadı. Gördüğünüz gibi efendim. Allah. Fıstık zademize başladık. İnci gibi dizildiler. Şimdi inovasyon dedik ya, hamuru klasik aldık ama onu böyle fıstıkla yine harmanlıyoruz. Gaziantep fıstığı böyle olunca her şeye giriyor ya. Vallahi öyle. Bak çok mantıklı. Abi, kebapta bile kullanıyorlar Sevcan Hanım. Fıstık. Gerçekten tabii mi? Fıstıklı kebaplar var. Gerçi evet, fıstıklı kebap. Tamam, tabii, doğru tabii söylüyorsun. Çok iyidir. Doğru söylüyorsun. Böyle fıstık zademiz için. Vallahi müthiş bir inovasyon. Yine bu da yeşil müthiş oldu. Müthiş bir buluş. Buram buram öyle güzel geliyor ki fıstığın kokusu. Böyle ağzım atasım geliyor şurada. İnanılmaz güzel koktu. Hemen fıstığımızın üzerine
fıstıkla harmanladığımız hamurumuzu girdik. Hemen orta kısmını da şöyle şurayı toparlıyoruz. Evet. Şöyle aldıktan sonra kaymağımız. Bu sefer kaymağımız bu var. Bu da kaymağı da tanıtalım. Şöyle evet, lütfen. Alalım. Şöyle. Gaziantep Hassan kaymağı gerçekten çok kıymetlidir Gaziantep'in. UNESCO gastronomi şehrinin bu denli damak kültürü çok keyif veriyor. Bizler de bunu yaparken, damak tadı sunarken gerçekten misafirlerimizi ağırlarken çok mutlu oluyoruz. Çünkü gerçekten güzel ürünler, damak tadına uygun ürünler yapıyoruz. Aynen öyle. Bir de çok önemli gastronomi şehri olması vesilesiyle gerçekten irili ufaklı tüm müesseselerde kullanılan bütün ürünler yöresel. Bu çok önemli bir detay. Ben Gaziantep'te hiç kötü yemek yemedim. Yani bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. En küçük yeri de en büyük yeri de lezzetinden ödün vermemek adına elinden geleni yapıyor herkes cürmü kadar. Ama ürünler çok yöresel ve organik. Bu arada Hasan'cığım evli misin? Evliyim, iki çocuğum var. Ay maşallah. Tabii, Aslen Urfalı olunca bizim buralarda erken evlilik var. Ha, Aslen Urfalısınız ama. Urfa Bilecik'teyiz. Urfa Bilecik'te de Kerenaklar'ın o Fırat kıyısının meşhur olduğu yerlerde de evet. Böyle künefe kıyı bahçemiz ve künefe şubelerimiz var. Ne güzel ama Antep'te de mekanınız var. Tabii, burada tabii. Mı yaşıyorsunuz peki? Tabii Gaziantep. 12 yıldır Gaziantep'teyiz. 8 yıl sonra tam Gaziantep'li olma ünvanını kazanıyoruz. Çünkü Gaziantep'te 20 yılın sonunda Antep'li yapıyorlar bizi. Ha, öyle tabii, mi? Öyle bir ayrıntı yani var. Şimdi bir rajonu var. Yani. Ve künefelerimiz ocaktan geldi sıcak sıcak Hasan'cığım. Harikasın. Yani şu an tabii tadamadık henüz ama ben buraya geldiğiniz zaman mutlaka burada bir künefe yemenizi, bu tatlılardan herhangi birini denemenizi ısrarla ve şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz, gurur duyduk. O gurur bize ait. Bu şehri, bu ülkeyi en güzel şekilde tüm dünyaya tanıttığınızı biliyoruz. Allah razı olsun. Kurumunuz çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Birçok yerde de şubeleriniz olduğunu biliyoruz. Allah razı olsun. Gaziantep'e yakışır insanlarsınız. Ailenin de, senin de elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun efendim. Hadi devam ediyoruz Gaziantep'i gezmeye. Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Oğuzeli ilçesindeyiz. Oğuzeli'nin eski adıyla Uruş, şimdiki adıyla Dokuz Yol köyündeyiz. Gencecik kızlar, kankalarla birlikteyiz biz burada gördüğünüz gibi. Emine teyzenin evindeyiz. Emine teyzeciğim teşekkür ederiz bizi ağırladığın için. Bir şey değil canım. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk Emine teyzeciğim. Sefalar getirdiniz. Çok sağ ol. Komşularını bize tanıtır mısın? Komşularım? Kankaları. Kankalar... Şu canımdan sevdim, şu canımdan sevdiğim, şu canımdan sevdiğim komşum. Yakınımız, öyle uzak değiliz. Sevim teyze. Yanımda. Sevim teyzen. Evet. Hedile teyzen. Bunlar benim anamdan bacımdan daha kıymetli yanımda. Ben kanka diyorum ama az önce kendileri söylediler. Biz kankayız diye. O yüzden işte yani isimleri kanka. Aynen öyle. Bir şey soracağım bu arada. Hani hanımların yaşı sorulmaz ama Hedile teyze senden başlayayım. Kaç yaşındasın? 63 yaşındayım. Maşallah sana. Sen Sevim teyze? Vallahi kızım 67 mi 68 mi oncasını bilmeyeyim. Bir şey olmaz, onların arasında bir şey yok. Sen 67 de. Bir şey. 66 bile diyebilirsin. Tamam. Hiç göstermiyorsun. Tamam. Emine teyzem sen kaç yaşındasın? 73. Maşallah ama seni büyük yazmışlardı. Yani böyle 2 yaş büyük yazmışlar. 71'sin o zaman. Esas 71 değil. Ya sen kafa kağıdına ne bakıyorsun sen? Asıl yaşın neyse onu söyle. Ama hissettiğin yaşın ne? Nüfus kağıdında değilim. Hissettiği benden küçük. Hissettiğin yaş kaç? Benden küçük. Hissettiğim yaş değil erkine. Kaç yaşındasın diyorlar, 73'teyim diyeyim, yok diyorlar, sen 60'tasın anca diyorlar. Ya ama bir şey söyleyeceğim, ben şuraya girdiğimizden beri Emine teyze o kadar hem sesinin gürlüğünden hem enerjisinden... Yani ben ruhun senin 35'ten öte gitmemiş. Maşallah. Gitmemiş. Maşallah. Maşallah. Zaten böyle her şey sizden arsızlığımla yaşayayım.
Kapıya takmayayım. Sizinle yaşıyorum. Kapıya takmayayım. Büyüyünce yaşayayım. Büyüyünce olmak istediğim insan işte buldum. Ben de senin takmayayım. Gibi. Ben de senin gibiyim vallahi. İşte. Hiç takmam. Yoksa şimdi ya yaşamazdım. Kaldır küldür. Biraz sonra bize evini gezdirmeni isteyeceğiz. Beni eğer gez. İzin verirsen. Ya izin veririm. Gezdim. Ama benle birlikte sen de gezdirsin. Altı kömesi mi var evde ki sizi inanmayayım ben? Köme evini nerede bulursa oradan çağırın alın. Küp bir dua. Arda arda de. Tamam. Altı köpe. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Her şeyini paylaştın, evini, barkını, her şeyini. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. İki başta sizin olsun. Sevcan Hanım, canlı canlı bir türkü okumanı isteyik. Okurum tabii ki. Siz beni alkışlarsanız ben okumam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Gam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım. Söyletme çok ağlarım. Yaman çağımdır benim. Dertli çağımdır benim. Oy dağlar dağlar dağlar. Başı dumanlı dağlar, göğsü çimenli dağlar. Yol verin yârim gele, yol verin yârim gele. Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar. Kutlar Tanrım. Hay maşallah. Ellerine dilerim sağlık. Sizin de sizi nasıl sağlık. Güzel kalplerinize sağlık. Sen açtın. Dilek olur mu öyle şey? Siz vallahi. Siz gerçekten böyle geldiğimizden beri o kadar güler yüzlü, o kadar tatlılar ki yılların dostluğu var zaten ayrı. Bir de her şey memlekette doğal olunca dostluklar da daha doğal oluyor galiba. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladınız. O güler yüzünüzü bizden esirgemediniz. Biz hep gelenler anılar. Başımızda yeri var kızım. Bizim buraya turistler çok gelir. Ne güzel. Özgür'ün anıtına çok gelir. İşte bu sizin güzelliğiniz ama. Hepsini ağırlarız. Harikasınız. Herkes gelmez. Ezogelin diyarındayız tabii ki. Burası Ezogelin'in diyarı. Az sonra Ezogelin'in o hikayesiyle ilgili, çorbasıyla ilgili, adının Ezogelin olmasının hikayeyle çok ilgisi olmasa da güzellikleri bağdaştırılmış. Onun lezzeti güzel. Ezogelin'in de kendisi çok güzel. Gelene yani yürütüyük biz daha. Hala yürütüyoruz. Aynen yani. Öyle. Geleneğinizi, kültürünüzü yansıtıyorsunuz. Bizden sonra gelen küçüklere de daha biz bunları taşıyacaksınız öğrettik. Tabii ki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ebile teyzeciğim. Sevim teyzeciğim, Emine teyzeciğim. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Sen şimdi bize evini gezdireceksin o zaman. Ne gez? Tamam. Selbes. Hadi biz evi gezelim. Selbes gezelim. Serbest geziyoruz. Selbes. Şimdi Emine teyze gel böyle. Emine teyzenin evinin geziyoruz biz. Tabii ki burası şöyle gel istersen. Evet. Sevim teyzeciğim sen de gel. Kameralar güzel gül cemallerinizi görsün. Görsün. Şimdi biz eski bir evdeyiz. Ne eviydi burası? Balıklı evdi. Eski zaman balıklı evi. Şimdi burayı sen tabii ardiye gibi kullanıyorsun. Fazla eşyalarını da koymuşsun buraya. Evet. Asıl yaşadığın yer değil ama tarihi bir yer. Tarihi o yüzden. Bir tarihi bir yer. Aynen. Tarihi eser. Balıklı ev denmesinin sebebi ne? Sebep eskinde evler işte böyle kızım. Kermişten böyle arkasını balıklar verirse yük düzellerdi oraya. Üstüne yatak düzeller. Şurası bakın bir sek hikmet etmişler. Burada da otururlar. Şimdi oraları gezeceğiz balıklı evdenmesini. Ama şimdi biz mutfak olarak kullanıyormuş burası. Burası mutfak olarak kullanıyormuş. Eskin mutfağım vardı. Bunlar vardı kızım işte. Kabuğu nereye koyacağım? Bu rafı yaparlar üstüne bu kaplarını düzenler. Bu rafı neyden yapıyorlarmış? Bu bak. Çamur ağaç. Bak şuna sağdım çöp. Aşağıdan çöp bu çamurdan yapıldı. Bak bak görüküş.
Bak üstüne de tahta koymuşlar, çamurdan tutturmuşlar. Üstlerinde de evet çamuru tahtayla tutturup sabitlemişler. Evet. Buraya da desenlerini yapmışlar. He, desen yapmışlar oraya da. Kirlendikçe eskiden şey oldu, havar olurdu kızım. Ha. Onu ıslardık. Ondaki işte her kirlendikçe onu çarpılardık böyle. Ağarırdı, kiraç gibi. Ha, anladım, beyazlatırdınız onları. Beyazlatırdım. Anladım. Bak şurada da var zaten. Buraya bir yakına gelsin. Çöpü de görgü var. Ha, çöpü görgüydü ya. Çöpü gözüküyor. Çöplerin üzerini çamurlarla sıvamışlar. Çamurla sıvamışlar. Ve burada kurutarak raf elde etmişler. Bak şu üstüne tahta koymak için de bak şeylerle üzerlerinde de tahtalar var. Bak şurada çöp çakmıştık bak. Aa, bakayım şurada çöp. Yani resmen çöp bir mimari. Evet. Evet. Bu çöpü çakmış, bu üstüne tahtayı koyduk, bu bunu tutsun. Emine teyze, kayınvaliden bunu kendi yapmış değil mi? Kendiden yapmışlar, ben bilmem ki ne. Ben sonradan geldim ucunu. Sonradan geldim. Yaparız, yaparız. Biz gene yaparız. Bak biz gene yaparız. Genler bilirler. Maşallah sana. Genler bilirler. Hadi gel şimdi şu tarafa doğru geçelim. Yaparım. Yüklüklerin olduğu yere geçelim. Gel. Balıklı evdenmesinin sebebi bu yüklükler galiba değil mi? Evet. Bunu da nasıl böyle yaparlar kızım? Eskiden unluk vardı, unluk. Burada yurduk. Çuvalları aynalı çuval olur. Bak ay bak bu çuval. Hadi ya şu çuvallarla. Ha şunlar şu çuvallarla. Bundan onlara bora doldurduk. Bundan bile düzerdik. Bu boyda çuvallar. Buradan ötesine yatak düzerdik. Ha yatakları eski organları falan. Yatakları düzerdik. Eskiden unluk vardı, buğda vardı, düzerdik. Tabii doğru. Şimdi kalmadı. İhtiyaç şimdi oldu. Kalmadı. Doğru. Bak tarih hep besme ev kaldı burada ha. Başka kalmadı. Başka yok değil mi? Ya hepsi yapıldı, yıkıldı, yapıldı hep bütün. Bir tek sen böyle. Ben kaldım burada. İyi etmişsin. Bu arada bu yastıklar falan senin herhalde. He? Senin bunlar değil mi? Temizlemiş hepsini benimce, gördüğünüz gibi. Hepsini aydınlamış. Çok hep çocuklara verdim evlenirken. Sen mi yaptın üç tane, bunları? Dört tane oğlan. Yok onları ben bilmem. Kızlar yaptı. Bu mekin işi. Şu mekin işi. Şunları kızlar yaptı. Şunları kızlar yaptı. Bizim kızlarımız yaptı. Eskiden böyle uzun uzun kullanılıyordu. Şimdi çok uzun yastıklar kullanılıyor. Yok şimdi şeyde küstümler onu. Ya aynı. Ama bak şunun kim oluyor şimdi Cem. Küçük küçük oluyor. Evet doğru söylüyorsun. Gel şimdi şu sekinin olduğu yere doğru gidelim. Emine teyze. Gel Emine teyzeciğim sen de. Gelelim. Bu yüksekliğe seki diyorlar. Evin sekisidirler. Evin sekisi oturma yeri. Bu sekinin üzerine bir şeyler hani böyle yastıklar burada yatıyor. Buraya eskiden kalıp kilim açarlardı. Kilim açar. Bu yastıklardan da böyle düzellerdi. Dokun. Kilden vardı. Dokunan kilimler var ya. Dezgah dokurdu. O kilimlerden açarlardı. O kilimlerden açılırdı. Ondan sonra kenarlara yastıklar koyulurdu. Aynen. Onlar böyle kalıp vardı. O kilimlerden açılırdı. Öyle olurdu ya. Doğru söylüyorsun. Eski bir ev gezmiş olduk bu sayede. Gördüğünüz gibi aslında mutfak dediğimiz yerde, oturma odası dediğimiz yerde, yüklük dediğimiz yerde sadece bir odanın içinde. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi burada... O 15 tane de gelin geçse bu evin içinde otururdu. Eskiden. Yani şimdi bir halimize şükretmenin hani bir vesilesi oluyor değil mi bu birazcık? Aynen. Tabii. Yoksa işte bundan alası. Evet. Eskiden diyebilirsin ki kaynardan kaymadan oturamıyorum diyebilirdin. Nerede? Desen kötü gelin ilan edilirdi. Aynen öyle. Şimdikiler gender evlen gender seçi gender buluyorlar. Şimdikiler. Kendinizi bilin. Şimdikiler. Hadi gelin o zaman devam edelim dışarıda muhabbete. Şimdikiler de. Geç senin teyzesi. İzleyicilerimiz Gaziantep'teyiz. Efendim Gaziantep deyince yani tabii ki her yerin kendine has yemekleri vardır, güzel lezzetleri vardır ve biz gezdikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Lakin Antep deyince bir durmak lazım. Bakınız ustalarının isimleri bıçaklarının üstünde yazar Antepli ustaların. Vedat Adanacıoğlu ve Celal Adanacıoğlu. Vedat Bey sağ yanımda, Celal Bey sol yanımda. Gördüğünüz gibi burada bir renk şöleni var. Cümbüş gibi bir yemek renk şöleni var. Ustalarım merhabalar. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz bizi mekanınızda ağırladığınız için. Şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık. Ne demek? O şeref bize ait. Yalnız sunumunuz daha pişmeden o kadar güzel gözüküyor ki bunlar piştiğinde nasıl olacak bilmiyorum. Neler yapacağız bugün? Hanginizle başlayalım? Celal Ustam'la başlayalım. Siz bize ne yapacaksınız? Bugün Ustam? Size şöyle bir şey söyleyeyim. Antep'te kebapçıya gelen bir aile, bir müşterimiz, misafirimiz ilk geldiğinde siparişini verdiğinde önden olmazsa olmaz mutlaka ciğer kavurması ister. Buraya ilk girdiğimiz an bir güzel kokuyordu zaten. İlk sorduğum soru. Bu ne kokusu? Ciğer kavurması.
Ciğer kavurması olmazsa olmaz aparatif. Yani ara sıcak olarak zaten onu herkes mutlaka kesin yer. Bugün size onu yapacağız. Tamam. Beraberinde Antep'te yine olmazsa olmaz küşleme kebap. Sırtın arasındaki filote ettir. Dokum gibidir. Onu yapacağız. Beraberinde yaprak kebabı. Kısa belden yapacağız. Tamam. Kısa beli tereyağlı yapacağız. Farklı bir sunum yapacağız. Süper. Ve şimdi hazırladık. Hazırladık. Soğanımız hazır. Malzemelerimizi. Biberimiz hazır. Ciğer kavurmamız. Ciğer kavurmamız hazır. Aslında bu ciğer kavurması pişme süresi pişmiş hazır. Abim önüne geçtim de. Tabii ki. Pişmiş hazır. Bunun pişme süresi var. Ortalama bir 5-6 saat pişme süresi. O evre uzun olduğu için direkt pişmişini kullanacağız. Çok doğal tabii ki. O kadar zaman bekleyemeyiz. Evet. Ama şimdi biz yine de hani yapılışına dair aynen böyle bir fikir vermek amaçlı. Bu nedir? Bu hayvanın kendi yağı. Perdene yağı. Ve iç yağ dediğimiz. İç yağ. Evet içinde. Ne kadar koyacağız ondan? Yeter bir ilavesi kadar. Yani ben birden tamamı diyeceğim diye çok ödüm koptu biliyor musun Vedat Usta? Çok değil. Ürktüm. Atıyoruz yağlarını. İç yağ. Evet. Zaten tavamız kızmıştı. Evet yavaş yavaş. Ağrar. Tamam bu kadarı yeter diye. Böyle bir ağır koku vermez içeri. Burcak burcak bir kokusu vardır. Yok. Yani bunu yaparken bile çok aşamadan geçiyoruz. Kendimiz nasıl yiyorsak müşterilerimize de o şekilde sunuyoruz. Aynen yani öyle. Ona eminim. Yani hiçbir bile, şüphem yok. Yani baktığınız zaman yağ bile parlaklığı sade yağ gibi durur yani. Pırıl pırıl. Pırıl, pırıl, pırıl. Aynen öyle. Bir sanki ayçiçek yağı gibi pırıl pırıl duruyor ya. Zeytinyağı gibi. Aynen zeytinyağı gibi. Çok öyle söylemiyoruz soğanımızı burada. Tamam. Çok solmasın diye. Biberimizi tamam, atıyoruz. Tamam çok solmadan biberlerimiz ve... Biberimizi sadece atıyoruz. Biberimiz. Kırmızı ve yeşil biberlerimizi. Yeşil biberimizi atıyoruz. Ve arkasına da kavurmamızı ilave edeceğiz şu anda. Tamam. Baksanıza bu renk cümbüşü bile çok güzel duruyor. Renkleri çok 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 güzel gözüktü. Şimdi çok fazla kavurmadan yapıyoruz değil evet, mi? Evet çok fazla şey olmayacak. Tamam. Bu da önceden haşladığımız, pişirdiğimiz evet karaciğer ve akciğer. İçinde yürek olan takım ciğer, kuzu ciğeri, toklu ciğeri olan ciğerimizdir. Bunu attıktan sonra üzerine baharatı var. Onu karıştıracağım. Asıl mevzu biraz baharatta zaten. Baharatta. Değil mi? Ama inanın Antep'e yolunuz düşerse Vedat Ustam ve Celal Ustam bu konuda yani dükkana ilk girdiğimiz anda aldığımız koku hepimizin aynıydı. Bu nasıl güzel bir koku, ne kokuyor? İlk söylediğimiz şey buydu. Ciğer kavurmanın kokusu her yanı sarmıştı. Ve eminim kokusu bu kadar güzel olan şeyin tadı çok daha güzeldir. Vedat Ustam, ciğer kavurmamızı biraz bekleteceğiz galiba. Evet, biraz bekleteceğiz. O arada şu anda dediğimiz işte kavurga dediğimiz, küşleme ve yaprak dediğimiz onları yapalım. O zaman onu da Celal Usta'ya emanet ediyoruz. Oraya geçelim. Celal Ustacığım, şimdi etlerimizi koyduk. Hangi etler var? Bir kez daha söyleyelim mi? Burada kavurga var. Tamam. Maraş taraklığı, diğer ismiyle Antep'te. Bu kısa ben. Bu da kısa ben. Bu yağlısı, bu yağsızı. Bunlardan yaprak yapacağız. Bir yağlı, bir yağsız yaprak yapacağız. Tamam. Bunlar da küşleme için. Küşleme için. Evet. Şişe dizeceğiz yine. Şişe dizeceğiz. Bunları ocakta pişirip yaprakları tereyağlı, küşlemeyi de direkt olduğu gibi. Kendi. Tadına bakacağız. Sossuz şekilde. Ha, sossuz tadına, tamam. Tadına bakacağız. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. O sırada yine kavurmayı karıştıralım. Ha karıştıralım arada değil mi? Ben... Bir şey söyleyeceğim ustacığım, seninle aynı güçte olmadığım için evet, bu kavurmayı karıştırmak da ciddi bir güç istiyor yalnız. Bol kepçe. Şimdi bunlara hafif şimdi zeytinyağı ve tuz ilave edeceğiz. Tamam. Piştikten sonra üstüne kekik isteğe bağlı. Arzuya göre. Ha, arzuya göre. Ama genellikle sade olması. Sade et. Evet, eti sadece mümkün olduğunca tuzla pişirmek aynen, daha şey değil mi? Lezzetli. Yoksa etin baharat, diğer baharatlar kendi lezzetini biraz önüne geçiyor gibi. Yetiştiği yer de çok önemli evet, hayvanın. Ve şişeye dizme zamanı. Müzik
şişe dizdi. Dedim ki ben de bir işe yarayayım. Pişireyim. Yani tabii pişireyim derken estağfurullah ne haddime. Sadece şöyle bir küşlememizi ve Maraş tarafı kaburga. Kaburgamızı, kemiksiz kaburgamızı şişe dizdi Celal Usta. Ki küşleme çok değerli bir et. Çünkü her hayvandan sadece iki tane. İki tane çıkıyor değil mi? Az önce onu konuştuk. Bir fitil şeklinde iki tane o şekilde çıkar. Çok gramajı yoktur yani. Harika. Kıymetli lokum gibi ettir. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Çok güzel gözüküyorlar ya. Pişmeden bile güzeller. Ben sana yandım gelin. Yana al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Söylersem daha güzel pişer diye düşündüm. Daha lezzetli olacak. Değil mi? Sevgimi koydum. Etlerimiz pişti, hazır. Küşlememiz, yaprağımız. Harika gözüküyorlar. Şimdi önce şu tereyağlı yaprağımızı yapalım. Böyle bir sunum olur mu ya? Vallahi çok güzel. Bol tereyağlı. Neydi bunun ismi? Yaprak. Yaprak. Bunu ararak karıştıracağız. Çok güzel kokuyor şu an. Anlatamam, anlatamam zevkini. Bunlar küşlememiz. Küşlemelerimiz. Ona da servisimiz hazırlanmıştı zaten. O da Maraş taraklı. Evet. Maraş taraklı. Kaburgamız. Kaburga. Hazır. Aslında bunu şöyle küşlememiz, size böyle kaburgamız. Tadına baktıralım. Tadına bakardım ama malumunuz Ramazan dolayısıyla olamıyordu. Ama yemiş kadar oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ciğer kavurmamız da pişti ve şimdi sunumuna bakınız lütfen. Küçük evet, lavaşlarda. Küçük lavaşta. İsterseniz bunun büyük lavaşı da var. Onunla da verebiliyoruz. Ama siz genellikle yemeye başlamadan galiba. Muhakkak ki kebaptan önce yarım kavurma verirler Antep deyişiyle. Önden bir yarım kavurma. Önden bir yarım kavurma, kesik kavurma. Onlar isterler. Geldi mi racon bu yani? Önden bir yarım kavurma diyeceksiniz gelecek. Oh mis gibi. Yine bunun üzerine burada baharatlardan yine ilave ediyoruz. Tabii. İsteğe göre. İsteğe göre. Sumak olmazsa olmazdı. Sumak olmazsa o gerçekten öyle. Sumak çok yakışıyor. Evet. Kimyonu yine. Ve buradan soğan, maydanoz. Domates bunda iyi olmuyor. Çok şey olmuyor. Evet. Nanesi. Ve de ve üzerine limon mu? Limonu. Tabii limon istenir. Bunu bilmiyordum. Muhakkak yine. Limonunu da sıkar. İşte bu şekilde dürüm olur. Enfes. Dürüm yapar ve bu şekilde. Ayak üstünde hemen bunu önden yarım kavurma şeklinde yiyebilirsiniz. Önden denilen şeyle doyabilirim. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Efendim bakınız yaprağımızı hazırladık. Evet. Ciğer kavurmamızı önden hazırladık. Sonrasında bitmiyor yaprağımız var. Onun devamında küşlememiz ve kaburgamız var. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Bizden bugünlük bu kadar. Oğuz Ali Dokuz Yol Köyü'nde gezmeye, sohbet etmeye, yemeklerini tatmaya devam ediyoruz. Tazecik, gencecik iki tane genç kızımız bize ezogelin çorbası yapacaklar. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsimlerinizi alabilir miyiz? Ben Hava. Hava. Fatma. Fatmacığım. Ezogelin çorbası yapacaklar bugün Havva ve Fatma bize. İstedik ki iki tane genç kız yapsınlar. Madem ezogelin çorbası, ezogelin hikayesi, ezogelin köyü. Bir de çorbasını tatmadan gitmek olmaz. Bütün Türkiye'ye yayılmış bir ünü vardır. Ezogelin çorbası hepimizin çok severek yaptığı çorbadır. Ama bakalım burada nasıl yapılıyor. Tekrar hoş geldiniz kızlar. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Öncelikle çoluk çocuk var mı diye soracağım. Var diyeceksiniz diye korkuyorum. Var.
Vazgeçtim, sormuyorum. Bu kısmı geçmek istiyorum artık. Çok yalnız hissediyorum çünkü kendimi böyle olunca. Allah bağışlasın, Allah babanı duysun. Ben latife ediyorum. Bize biraz anlat. Bu arada köyde yaşıyorsunuz ikiniz. Evet, biz köyde yaşıyoruz. Yani köyü tercih eden siz yaşlarda aslında pek olmuyor. Bildiğim için söylüyorum. Aynen, olmuyor. Sana sorayım Hava, nasıl köyde hayat? Bence çok güzel. Ben köyü çok seviyorum. Ben sonradan geldim köye. Evet. Yoksa Antep'te doğdum, büyüdüm. Özlemiyor musun şehri? Yok, hayır, hiç özlemiyorum. Gerçekten mi? Vallahi hiç, yani köyde yaşamak daha güzel. Her şey doğal. Bu yaşlarda köyü tercih eden insanları görmek hakikaten mutlu ediyor beni. Ki zira büyük şehirlerde yaşayanlar da köyde yaşamayı istiyorlar. İşte bunu başarmış iki genç kızımız kendi memleketlerinde yaşamayı tercih etmişler. Şimdi malzemelerimizi hadi gösterelim, sayalım. Ne yapacağız? Bize bir anlatın. Ezogelin çorbamızın ana maddesi zaten mercimek. Evet, kırmızı mercimek. Pirinç, kemik suyu, sarımsak ve baharatlarımız var. Karabiber, kırmızı biber, tuz olmak üzere. Tamam. Ve suyumuz var. Hadi şimdi hemen yapmaya başlayalım mı o zaman? Evet, yapalım. Bu arada arka tarafta bilmiyorum kamera görüyor mu ama iki adet teyzemiz var. Tabii ki Emine teyzem ve Sevim teyzem bizi oradan sabote edecekler. Heh, şu kamera görüyormuş. O siz devam edin oturmaya. Buraya mı oturmak istiyor? Gelin tamam, oraya oturun. Hadi gelin oraya oturun. Uzaktan yapamıyorlar. Suyumuzu koyduk. Şu an kemik suyu da koyuyoruz. Kemik suyu da koyuyoruz tabii evet. ki. Daha lezzetli olsun diye. Aynen öyle. Mercimeği alalım. 2 kaşık pirinç. 2 kaşık pirinç koyacağız. Kaşığımız var mı? Var. Köy yeri olunca ocak da böyle. Şimdi kaynayacak. Evet. Sonra sarımsağını dövüp koyacağız. Arkasından baharatları ekleyeceğiz. Tamam, sarımsakları dövüp koyacağız tabii evet, ki. İsterseniz havanda, sarımsakları dövelim mi burada döveceğiz. Şimdiden konuşurken? Tabii. Bu arada ezogelin çorbanın hikayesini bana hanginiz anlatırsınız? Ben anlatayım. Hadi sen anlat. Zamanında Fatma. Kervanlar İpek yoluna giderken ezogelin meşhurluğunu duyuyorlar, güzelliğini çok meşhur diye. Yollarını değiştirip buradan ezogelin görmek için buraya uğruyorlar. Ezogelin onlara işte su falan evde ne varsa ikram ediyor. Onlar da ufak tefek inci boncuk hediyeler getiriyorlar. Sonra bir gün ipek şal getiriyorlar kervandan yine görmek için. İpek şal hediye edince ezogelin de bu ağır bir hediye diyor. İşte altında kalmak istemiyor. Ben de onlara evde ne varsa ondan yedireyim işte yine ikram edeyim diyor. Ve çorba varmış, mercimek çorbası. Onlar çok açlarmış, çok yani beğenmişler, yemişler. Gittikleri her yerde anlata anlata bizim mercimek çorbamız ezogelin çorbası oldu. Çorbanın adı ezogelin evet. oldu yani. Güzelliğiyle çorbanın lezzeti evet. birleşmiş. Tamam. Bütün dünyaya mal olmuş bir ezogelin çorbamız olmuş. Ne mutlu. Tamam mıyız? Evet, bunun için atalım. Hadi kaynasın. Kaynasın biraz. Tamam, kaynadıktan sonra sarımsağımızı da atacağız. Tabii ki lezzeti veren sarımsak oluyor her zaman. Şimdi çorbamız fokurdamaya başladı. Sarımsağı ilave edeceğiz. Ondan sonra da sunumunu yapacağız. Bakalım nasıl oldu. Pişti. Hanımlar bize servis ettiler. Gördüğünüz gibi şu an kokusu gerçekten çok güzel. Elinize kolunuza sağlık. Limonlayıp içmek daha güzel. Evet, eskiden ben de sumak kullanırdık biz. Sumak çorbanın rengini morarttığı için şimdi limon kullanıyoruz. Ha, morarmasın istiyoruz evet, yani. Hı. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Böyle güzel güzel giyindiniz. Güler yüzle bizi karşıladınız. Çorba yaptınız. Ekmeğinizi paylaştınız. Evinizi açtınız. Emine teyzeciğim, Sevim teyzeciğim size de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman açık. Sağ olun, seviyoruz sizi. Sağ olun, biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Canımsınız, kültürümüzü tanıttığınız için. Çok sağ olun. Efendim gezmeye devam ediyoruz. Ezogelin çorbadan sonra bakalım şimdi neler var sırada. Boyun boyuma uyar
Ay meninmiş menin diyor diyesim geliyor sana. Mutluluğu da en güzel aşkla açıklarız. Bu da aşkın katmeri olsun. Evet. Antepliler öyle lezzete düşkün insanlar ki bunun da yemeğini yapmışlar. Hazır mıyız? Evet. Bu cosa hazır mıyız? Bir cos diyelim bakalım. Hadi. Sevgili izleyicilerimiz, Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Ben şimdi adeta evim diyebileceğim bir yerdeyim ve çocuğum kadar sevdiğim çok kıymetli kardeşim. Çünkü annesi neredeyse benimle yaşıt. Ömer Aksu'yla namı diğer Katmerci Bey'le birlikteyim. Ben Ömer'i çok eski tanırım ve çok da severim. Ailesini de çok severim. Buraya gelip de Ömer'in buraya uğramadan gitmek olmazdı. Onun katmerini yemeden ben Gaziantep'ten ayrılmam. Şimdi Ömer... Evet. Senin buluşların, böyle yapma şeklin, şiir gibi katmer açışların, anlat bana ne yapacaksın? Şimdi hamurumuzu yoğurduk. Un, su ve tuz var. Başka hiçbir şey yok. Un, su ve tuz. Evet, hamuru bir gün boyunca dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra açmaya hazır bir hale geliyor. Hamurumuz bu. Merdane yardımıyla ilk başta kenarlarını incelteceğiz. Çok değil ama. Evet, sonrasında burada, çünkü Ömer'in en önemli özelliği elleriyle döndüre döndüre açıyor. Bak şiir evet, gibi yapıyor. Orada biz kendi ustalığımızı katacağız. Katmer'in tarihçesi bu arada yeni evlenen çiftlere ikram ederler. Ha öyle mi? Gaziantep'te evet, bu yaklaşık bir 300 yıllık bir mazisi var bu olayın. Gelenek. Neden öyle bir şey yapıyorlar? Yeni evlenen çifte sabah kahvaltısında ilk lokma olarak bunu tattırırlar. Nedeni de hani yedikleri ilk lokma tatlı olsun ki evlilikleri de bir ömür boyu tatlı bir şekilde tatlı ilerlesin diye katmerin böyle bir bak katmerin manası da böyleymiş evet, demek ki. Merdaneni biraz incelttik. Şimdi bunu kendi ekseni etrafında çevirerek elimizden geldiği kadar incelteceğiz. Şiir gibi yapıyor yavrum ya. O la la o la la o. Şu an inceliği çok iyi oldu. Harika. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Sade yağımız. Sade yağ ne demek? Sade yağ tereyağın en saf hali, en katkısız hali demek. Evet. Sade yağ katmerimize aslında aroma veriyor. Evet. Yağ kendi aromasını bırakıyor. Kalın kenarlarını aldık. Fıstığımız. Haydi bakalım. Bozuç diyoruz. Hiç acımaz fıstığa bak şimdi. Şimdi fıstığı şu şekil yayıyoruz. Oh, haydi bakalım. Şekerimizi şimdi atıyoruz. Şekeri çok fazla değil. Maksat hafif bir tatlılık katsın. Aynen öyle. Şu şekil etrafına yayıyoruz. Köy kaymağımız. Gaziantep'te buna sahan kaymağı diyoruz. Sahan kaymağı. Evet, köylerden toparlanıyor. Harika. Katmerimiz hazır olmak üzere. Şimdi sarıyoruz. Bunu sarıyoruz. Bunu bu şekil sardık. Sardım. Ve bunu simit şekline, yani yuvarlak şekle getiriyoruz. Katmerimiz hazır. Hazır. Bu birazcık da yine yağ koyuyoruz. Kaymaklısı. Bir de bunun çikolatasını yapacağız. Evet ya, ben de onu çok seviyorum. Onu beraber yapacağız. Hadi. Olur mu? Hadi birlikte yapalım. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Evet. Bunu biraz şöyle beklemeye alalım. Diğerleriyle beraber fırına tamam, atalım. Hep birlikte atacağız fırına. Sonra da servis ederken zaten pişmiş hallerini size göstereceğiz. Şimdi sırada çikolatalı katmerimiz var. Yine bu da Ömer'in buluşlarından evet, bir tanesi. Kendi ekseni etrafında şey çeviriyoruz. Tamam evet, yapacağım tamam, ablacığım ama senden ricam bir şeyi eksik yaparsan bana söyle. Tutuşumu tamam, buydu değil mi? Doğru İlk, hatırlıyorum. Hatta şey yapalım mı? Ne yapalım? Sen işe biraz daha şov kat, sen direkt... Şaka, tepemden evet, çevireyim. Evet. Ya benden çok şey bekliyorsunuz ama. Nasip ya Allah'tır. Doğru tutuyor muyum oğlum? Doğru. Çekilin. Yavaş yavaş. Uzaklaşın benden. Bence bravo. Gerçekten. Bir daha yapacağım. Gaza gelmişimdir. Woohoo diye.
Bu ilk denemen değil bence. İlk yine Ömer öğretmişti ama bu böyle alışılacak bir şey değil. Vallahi yani rezil de eder, vezir de eder, anlatabiliyor muyum? Şimdi çekiliyorum bunu, şimdi. Bu şekil. Gaziantep'teyiz. Yöresel bir şey söyleyemiyorum çocuğun yüzüne bakıp. Yani elindeki katmer ama yavrum benim ya. I'm an Englishman in New York diyesim geliyor sana. Çok üzgünüm. Bakar mısın, adam dans ediyor katmerle. Bu da tamam. Çok iyi. Dur kalmasın bir yerler. Böyle bir senin gibi yüksekten uçmaya çalıştım ama. Daha iyisini yapıyorsun abla. Şaka. Gerçekten. Ver gazı. Vallahi elime. Ver gazı. Çok yakıştı. Daha çok bir şey söyle. Daha nasıl söyleyeyim? Söyle, söyle. Çok söyle. Oldu mu, yeter mi? Daha koyayım. Biraz daha atalım. Şimdi çikolatamızı. Nerede? Burada çikolatamız. Evet. Çikolatamız özel bir çikolata. Hı. Şimdi biliyorsunuz Gaziantep dünya mutfakları arasına girdi. Tabii ki. Ben de dünyadaki en güzel şey nedir? Çikolata. Belçika çikolatası. Belçika çikolatasını ben Antep mutfağıyla birleştirmeye çalıştım. Muhteşemsin sen. Çikolatamızı yine ince bir şerit halinde sıkıyoruz. Ve bunu da katlayalım mı? Hadi katlayalım. Sen katlamaya başla. Oradan. Göreyim şuradan. Tutuyorum. Evet. Şimdi sarabiliriz direkt. Çok sıkı olmasın, biraz gevşek sarabiliriz. Evet, tamam, sorun şöyle değil. Şöyle gevşetiyorum. Evet. Sanırım oldu gibi de. Çok güzel. Aman Allah'ım. Evet. Bunu da kalp yapalım. Kalp mi yapalım? Evet. Madem çikolata çikolata mutluluk verir, mutluluğu da en güzel aşkla açıklarız. Bu da aşkın katmeri olsun. Evet. Gördüğünüz gibi efendim. Tamamdır. Yine bir inovasyon katmerde. Yeni bir ürün daha bulmuş olduk. Yepyeni. İki tane inovasyon katmerimizi yaptık. Şimdi son olarak bize ne sunacaksın Ömerciğim? Ramazan kakesi yapacağız. Oo. Ramazan kakesi, Ramazan'da Gaziantep'lilerin ekmek yerine yediği bir ürünümüz. Bayılırım. 7'den 70'e herkesin yediği. Bayılırım. Hadi o zaman ona başlayalım. Onu yapalım. Katmerlerimizi yaptık, kenara koyduk ve bir ustamız daha dahil oldu bize. Ustam isim neydi? Murat ismi. Murat ustacığım. Şimdi kahkemizi yapmak üzere Ömer'e Murat usta yardıma geldi. Ki ben söylerken zaten onlar yapmaya başladı. Ömer, az önce kahkeden bahsetmiştin. Gaziantep'e özgü. Sabah, öğlen, akşam her saatte yenebilen bir şey değil mi? Evet. Atıştırmalık olarak da normal zamanlarda, özellikle normal zamanlarda çayın yanında. Çok güzel olur. Çok güzel oluyor. Yediğim için söylüyorum. Hakikaten çok, bir de yerinde yediğinizde taze taze böyle ağızda dağılıyor adeta, öyle söyleyeyim. Ramazan kahkemizde un, su, yağ, şeker, tuz, mahlep. Hah, mahlep. Evet. En güzel tadı da mahlep veriyor. Mahlep zaten en lezzetini veren, aromasını veren mahleptir. Kokusu bile mahlebin şu an siz bu hamuru yaparken burnumuza geliyor değil mi? Aynen öyle. O nasıl bir şey gösterelim oluyor, böyle oluyor. Hadi önce göster. Önce biraz uzatıyoruz. Tamam, biraz uzatıyoruz. Bu tamam. Daha sonra böyle bir B harfi yapıyoruz. Şöyle. B yapıyorsun. Aynen. Tamam. Bir dakika dur. Bu yeterli mi? Yeterli. Bir şöyle B harfi bir B yapalım. Şöyle B yaptım. Tamam. Onu olduğu gibi ters çeviriyoruz böyle. B'yi ters çevirmedim. Önce çevirdim. Şurayı yapıştırabiliriz. Şöyle. Tabii. Tekrar bir yine uzatıyoruz. Etrafına çember dönüyor. Ha! Orayı ben niye göremiyorum diyorum. Tamam, anladım. Şunu da etrafına doluyorum. Aynen. Bu şekil. Daha sonra alıp tavaya diğerlerinin yanına bırakıyoruz. Şimdi efendim biz tepsiyi böylece aynen bu şekilde dolduracağız kahkelerimizi, ardından fırına vereceğiz ve son olarak afiyetle tabii ki yenecek iftar sonrasında. Şimdi biz bunları hazırlayacağız. Birazcık sizden müsaade istiyoruz. Hazırlandıktan sonra tekrar göstereceğiz hazır hallerini.
katmerlerimiz, kahkemiz hazır efendim. Bakınız sizi nereden, size nereden hazırlıklarımızı gösteriyoruz. Biz gelmeden evvel Ömer'cim, yani namı diğer katmerci beyciğim bize çok güzel bir jest hazırlamış programımızın ismini. Şöyle yazmışlar, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel evet, bir jest olmuş canım. Hoş geldiniz, ayağınıza hoş sağlık. Ustacığım senin de ellerine sağlık. Teşekkür Ömer'im ederim. Senin de eline sağlık. Kahkemiz hazır. Evet. Katmerlerimiz hazır. Yeni inovasyon ürünümüz hazır. Tabii ki. Bir tanesi biliyorsunuz çikolatalı, diğeri de kaymaklı. Şimdi keselim mi? Bunu keselim. Hadi. Şimdi çikolatadan başlıyoruz. Şöyle. Bak, bak, bak şimdi bak. Görüyor musun? Çikolatalar tamam. Sıcağından öyle güzel akıyor ki. Bu da kaymaklı olanı. Bu da kaymaklı olanı. Bakınız kaymak da tıpkı çikolata gibi. En son fıstığımızı da şöyle üzerine gezdirdi. Yani öyle ölmezsiniz, evet. Böyle füze atarım diyorsun. Evet. Şöyle... Öyle öldürmez, böyle füze atarım ben diye. Görüyor musunuz? Bak, bak, bak. Ama çok, ablacığım çok ayıp şimdi ya. Bak mı yaptım, çok ayıp ablacığım şu an. Lütfen şurada efendim, bu lezzetleri tatmak istiyorsanız. Kaymaklısı. Muhteşemsin. Gaziantep'te çok kıymetli şefler var, çok kıymetli ustalar var. Hepsi bizim için çok değerli, çok önemli. Zaten burası gastronomi şehri. Eline koluna sağlık canım. Teşekkür ederiz. Sizin ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ustacığım senin de eline emeğine teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza siz sağlık. Siz de çok değerlisiniz. Bu arada kahkemizi de şöyle yabana şöyle, atmayalım. Şöyle bu da. Ne güzel. Pamuk gibi içi. Tek tek elle işleniyor. Tek hani tek kopardınız da. İlmek ilmek. Bak nasıl güzel. Çok 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 güzel. Pufidik pufidik oldu. Geldiğinizde kahke yemeden de gitmeyin diyoruz. Çok teşekkür ederiz Ömerciğim. Elinize emeğinize sağlık. Hazırlıklarınız bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Şimdi Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Bakalım sıra nerede? Demeyiz. Etrafta gördüğünüz üzere Gaziantep'in Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Lezzetlerini tadıyoruz, mekanlarını görüyoruz dedik. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'na uğramadan olmaz. Burada sadece bakır satılmıyor tabii ki. Adı öyle olsa da Gaziantep'in olmazsa olmaz baharatları tabii ki var. Ve bunun yanında deri işçilikleri var. Kemerler olsun, ayakkabılar olsun. Hadi gelin buraya kadar gelmişken buraları da şöyle bir göz atalım. Bakırcılar Çarşısı'na gelmişken bakırın nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını, ustaları nasıl çalıştığını göstermeden olmaz. Tam buraya girerken öyle güzel bir ritim sesi duyduk ki şimdi ritim şova hazır mısınız ustalarımızdan? Hazırız değil mi ustam? 3, 2, 1. Ya bir şey söyleyeyim mi? İşçiliği, el sanatları başka bir şey yani. Şu an ustalarımız... Kaç saattir çalışıyorsunuz bugün?
8'den beri çalışıyor. Sabah 8'den beri. Sabah 8'den beri, evet. Ya inanılır gibi değil. Bu büyük bir emektir. Öncelikle sizi böldük, çok özür diliyorum. Estağfurullah. Çok kısa sürecek. Estağfurullah. Hiç estağfurullah. İşinizden ayrı koymayacağız estağfurullah. Sizi. Estağfurullah. Ben birkaç bir şey sormak istiyorum. Şu an Show TV'de bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz, illaki bakırı biz hepimiz çok severiz. Bizim geleneğimiz evet, var. Bakır kültürümüzde var. Aynen öyle. Fakat artık biraz biraz böyle gerçekten azalmaya, çünkü sabır aynen, isteyen bir iş. Aynen, çok kolay aynen, bir iş değil. Aynen. Herkes artık, gençleri şimdi evet, bunlara yönlendiremiyoruz. Aynen. Ama mesela böyle bir kazanın yapımı ne kadar sürüyor usta? Böyle bir kazanın yapılması tahminen 4 saat falan 5 saat sürüyor. 4-5 saat sürüyor. Evet. 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 Peki ustam, sizin meslek ne kadardır yapıyorsunuz? Baba 7 mesleği... yaşından beri. Baba 43 seneden beri, evet. 43 yıl, o maşallah. Evet, yaş 50. Peki sizin çocuklarda var mı hiç? Yok, çocuklar okudu. Bitmek üzere değil mi biraz? Aynen, çocuklar gelmiyor. Okudukları için bu mesleğe rağbet yapmıyorlar. Tercih etmiyorlar. Aynen, doğru. Tercih yok. Anladım. Şimdi herkes kolay işe kaçıyor, kolay para kazanmaya kaçıyor. Doğru söylüyorsun. Görün yollarımızı bu şekilde. Ya bakar mısınız Allah aşkına, bu büyük bir emek. Yani biz böyle neşeyle evet, girdik. Dışarıda gördük rengarenk o bakırları. Evet. Ama kaç yıl oluyor? 43 yıl dediniz. 43 yıl evet. 43 yılın emeği var bu evlerde. 7 yaşından beri buradayım. Gerçekten çok kolay iş değil. Evet. Ya bu, ben böyle gözlerim dolu dolu oluyor. Bakın şurada, evet, şu seste biz sadece 15 dakikadır filan buradayız. Bu seste bu kadar saat çalışmak hiç kolay değil. Ama onlar adeta trans haline geçmiş. Sadece işini yaparak, karşı karşıya bu halde oturarak bakır işçiliği yapıyorlar. O zaman girişimiz ritmik oldu, çıkışımız da ritmik oldu. Haydi. İzleyicilerimiz, Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Mine Hanım'la yan yanayız. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Siz hakikaten Gaziantep'i çok kıymetli ailelerinden bir tanesiniz. Eşiniz de öyle. Mine Hanım'ın elinin değdiği her yer işte böyle güzelleşiyor. O hanları alıp dekorasyonu da bizzat kendisi mimar arkadaşlarıyla birlikte ilgilenerek böyle güzellikler haline getiriyor. Hem aktivist bir hanım, hem Gaziantep'i çok seviyor. Bir de üzerine çok da güzel yemek yapıyormuş. Biz de rica ettik, dedik ki artık lütfen bizimle de o güzelliklerinizi paylaşın. Çok teşekkür ederiz. İyi misiniz öncelikle? Çok iyiyiz efendim. Sizleri gördük, daha da iyi olduk tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Ben 1800'e dayanan bir Antepliyim. Ve Antepli olmakla gurur duyuyorum. Ne güzel. Tabii Antep lezzetleri, Antep yemekleri gelen konuklarımızı da çok mest ettiği gibi... Çok. Antepleri de mest ediyor. Tabii ki. Ve biz yapmaktan çok keyif alıyoruz. Yedirmekten de ayrıca keyif alıyoruz. Çok. Şimdi size çok özel bir yemek tarifi yapacağım ve birlikte yapmış olacağız onu. Hı hı. Ben çiğdem aşı yapacağım size. Ben bunu ilk kez görüyorum, evet, çiğdem aşını. Evet. Bu arada sizi bölüyorum ama çok özür dilerim. Doğa şefim de bugün bizimle birlikte. Size de çok teşekkür ediyoruz. Biz aramızda teşekkür olduğunuz için. Hoş geldiniz. Sağ olun. Gaziantep'e gönül vermiş şeflerden bir tanesiniz. Benim sizde. Eşim Gaziantep'li. Eş dolayısıyla. O yüzden eş dolayısıyla Gaziantep'liyim. Çok güzel. Memuriyet gibi olmuş. Ama hakikaten eşiniz iyi ki böyle bir şeye vesile olmuş. Biz sizi ekranlardan zaten tanıyoruz. Çok kıymetli bir şeftir. Kendisi. Teşekkür ederim. Bugün o da bizimle birlikte olacak ama biz önce Mine Hanım'la şöyle bir yemeğimize dönelim. Sonra da size doğru yine gelip geleceğim yanınıza. Hadi bakalım Mine Hanım, başlayalım lütfen. Şimdi. Bir kez daha söyleyelim mi? Neydi şunun adı? Şimdi bu baharda bizim Gaziantep'te köylerimizde olan bir çiğdem. Hı hı. Ve Antepliler öyle lezzete düşkün insanlar ki bunun da yemeğini yapmışlar. Ay, şimdi bizim yoğurtlu yemeklerimiz çok özeldir. Hı hı. Hepsinde farklı bir lezzet vardır. Çünkü biz yoğurdu pişirerek yaparız yemeklerimizi de, yoğurtlu yemeklerimizi de. Şimdi ben şöyle başlamak istiyorum. Ocağımızı açıp. Yandı. Evet. Etimizi koyup. Tamam, ben de şöyle sizin sağınızda durup belki tamam, yardımcı olabilirim. Yönetmenim, bozmuyorum değil mi? Etimiz böyle kuşbaşı şeklinde doğranmış. Bunu tenceremize koyuyoruz. Tamam. Ve üzerine suyunu ilave ediyoruz ve etimizi haşlamaya bırakıyoruz. Haşlayarak önce evet, başlıyoruz etimizi. Haşlayarak. Haşlamaya bırakıyoruz. Sonra tenceremizi kapatıyoruz. Ve bu yavaş yavaş haşlanacak. Biz bir taraftan çiğdemlerimizi alıyoruz. Yine geldim solunuza. Evet. Tamam. Çiğdemlerimizi şöyle açıp
Burada görüyor değil mi kameramız? Evet. Çiğdemlerin açılmış hali. Çiğdem gördüğünüz gibi o kadar küçük küçük ki soyulmuş hali kabuklu halinden evet. Sonrası soğan görünümlü ama kıvamı da mantar gibi. Çok enteresan bir bitki diyelim. Şöyle koyuyorum. Evet, kesinlikle. İnanın bahar aylarında çıkan bir bitki bu. Hı-hı. Yalnızca bahar aylarında yapılıyor. Bu badem gibi çağlaşı yapıyoruz. Onun gibi yalnızca baharda böyle bir 20 gün falan bir süresi var. O esnada yapılan evet bir güzel. Yemeğimiz bu. Çok özel bir yemek. Evet. Ete nohutları ilave edeceğiz evet, galiba değil mi? Evet, şimdi nohutlarımızı ilave edelim. Hanımcığım sizden küçücük bir mola isteyerek hemen Doğu Şef'ime dönmek istiyorum. O da bize ne yapacağını anlatsın. İki taraftan da böyle simetrik bir şekilde devam edelim şimdi istiyorum. Mina Hanım burada çiğdem aşını yaparken biz de bu tarafta Gaziantep asiline bir çorbamız var. Yöresel bir çorba. Maş çorbası. Maş çorbası. Maş çorbasını yapacağız. Ve çiğdem aşının yanında da bulgur pilavı, şehriyeli bulgur evet. Pilavı yenir. O yüzden şehriyeli bir bulgur pilavı yapacağız. Sade yağlı. Mis. Ve en sonunda yine Gaziantep'te dışarıda bulamayacağınız bir tatlıdır bu. Evlerde yapılan özel bir tatlı. Bastık tatlısı yapacağız. Bastık tatlısı. Ben de ilk kez yiyeceğim. Hiç yemedim. Evet. Künefesi katmerini yedim ama. İsterseniz çorbadan başlayalım. Hadi başlayalım. Tabii ki şefim. Ben şöyle durayım hatta. Yanınızda. Bu arada bunun ismi neydi? Maş. Maş dediğimiz şey bu. Bu da Gaziantep'e özel bir şey değil mi? Burada evet, yetişiyor. Evet. Gaziantep'e özel bir şey. Gaziantep'e özel bir baklagil. Şimdi evet. Biz haşlama usulü yapacağız bunu. Yani kavurma usulü değil. Gaziantep'te yemeklerin birçoğu da bu şekilde olur. Şimdi biz bir 5-6 kişilik yapacağımız için evet. 5-6 bardak su yeterli olacaktır bize. Peygamber Efendimiz bu maş çorbasını çok severmiş. Öyle ve, mi? Evet ve hep o söyleniyor. Ondan dolayı da şifa olduğu söylenir. Hem piyazı yapılır hem de şimdi Doğa Şefim'in yaptığı çorbamız çok lezizdir. Ne güzel. Hem iftar sofralarını süsler. Doğru, iftar sofrasında da her zaman evet. Çorbayla başlamak. Çorbayla başlarız. Her zaman daha evet. Sağlıklıdır hem mide için hem evet. Başlangıç için. Bakalım bu da bir alternatif olabilir sizlere. Bugün malum Ramazan'ın ilk günü bir alternatif yaratabilirler. Evet, tabii bulabilirlerse maşı bulmak öyle her yerde mümkün değil ama. Marketlerde satılıyor ama. Ama artık her yerde var mı artık? Evet evet her ben yerde ilk kez bulunuyor. Duyduğum için yani olmayabilir diye düşündüm ama bakınız iyi izleyin o zaman efendim yapabileceğiniz bir şimdi şey belki. Bu maş dediğim gibi yarım haşlanmış aslında bu bir su bardağıydı. Şimdi biraz haşlandığı için tabii ki hacmi arttı. Şişti. Biz bunu ilave ediyoruz suyumuzun içine. Tamam. Ve burada yarım kahve fincanından biraz daha fazla pirincimiz var. Hı hı. Onu da ilave ediyorum. Şimdi bunlar pişmeye devam edecek. Kapağını kapatıyorum. Bu sırada soğanlarımı doğrayacağım. 3 tane orta boy soğan olacak. Hı hı. Ve bunun çorbanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de soğanın fazla olması. Ha, bol soğanlı. Bol soğanlı. Çok da lezzetli olur evet. Soğan. Ve çok ince doğramıyoruz. Biraz kalın doğruyoruz bunu. Biz onları doğrarken bu arada eğer Mine Hanım yapmamız evet. Gereken bir şey varsa benim siz şöyle, beni lütfen uyarın. Hani eş zamanlı gitmemiz lazım tamam. Malum. Şimdi ben etimiz ve nohutumuz pişerken ben bu yoğurdumuzu terbiye yapmak istiyorum. Tamam. Bir yumurtayla biz bunun terbiyesini yapıyoruz. Ve bunu ocakta pişiriyoruz. Harika. Çorbası evet. Sanki. Şimdi benim etim pişti. Nohudumla birlikte. Tamam. Şöyle bir bakıyorum. Evet çok güzel olmuş. Mis gibi kokusu geldi yalnız şu an. Şimdi soyulmuş çiğdemlerimi bu et suyun içerisine atıyorum. Hı hı. Hepsini birlikte tekrar kaynamaya bırakıyorum. Çiğdemin pişmesi de çok uzun sürmüyor galiba. Çok uzun. Şey. Evet evet. Böyle yani bir 15 şey dakika falan sürüyor. Aynen öyle. Sert çok bir şey değil. Onlar kaynamaya dursun. Biz evet. Bu arada yoğurdumuzu da evet. Bir araya getirdik. Şimdi hemen yine Doğa Şef'ime dönüyorum. Şimdi çorbamız burada pişmeye devam ediyor. Tamam. Bu sırada eş zamanlı olarak biz burada şehriyeli bulgur pilavımızı yapalım. Yanına yapacaktık. Şimdi evet. Daha önceden çıkarttığımız bir et suyumuz var. Ben et suyumdan alıyorum 4 bardak.
en sevdiğim şeydir. Et suyunun girdiği her şey çok lezzetli oluyor. Ben özellikle böyle bardak hesabı veriyorum ki izleyelim. Evet. Daha güzel. İki bardak ölçü olsun değil mi? 3-4 bardak kadar koyacağım ben. Tamam. 2-3-4 bardak. Çünkü hanımlar hakikaten bu konuda zorlanıyorlar. Evet, yani ne kadar koy, göz kararı diye bir şey var. Evet, istiyorlar. 3,5 yapalım. Şey evet. 3,5 su bardağı et suyumuzdan ilave ettim ben. Sadece hanımlar demiyorum, beyler de artık bu pandemi sürecinden sonra mutfakları çok sever oldular biliyorsunuz. Evet, hepimiz mutfak kesinlikle. Minal Çakma rica edebilir miyim? Tabii ki. Bir aşçılığa sardık yani hepimiz Doğa Şef'in. Böyle evlerden değişik aşçılar falan çıktı. Ekmekler Allah'ım, lahmacunlar falan. Keşfedilmemiş şefler. Gerçekten öyle. Şimdi burada et suyumuz kaynayacak. Tamam. Ve bunu şey yapacağız, yine salmon usulü yapacağız pilavı. Yani yağını kavurup da üstüne bulgur atıp işte sonra üstüne suyunu ilave etmeyeceğiz. Su burada. Tamam. Biz bunun içine bulgurumuzu atacağız. Tamam. Sonra farklı bir şey daha yapacağım ben. Şehriyeyi sade yağda kavurup... Suyunu verdikten sonra içine ilave edeceksiniz. Sonra ilave edeceksiniz. Evet. Aa, bu çok değişik. Farklı. İlk kez duydum bunu. Evet. Mesela harika. Benim rahmetli babaannem şöyle derdi. Bu çiğdem aşının yanında şehriyeli bulgur pilavı, bu bunun nakışı derdi. Ha, evet, anladım. Yani evet. İkisi birbiri i̇kisi olmadan birbiriyle, evet, olmuyor gibi. Birbiriyle çok daha lezzetli olacak. Harika. Çok daha güzel olacak. Şimdi harika. Biz çorbanın içinde bir de şöyle kuru biberlerimizden kullanacağız. Bu tamam. Bizim kurutmalık kuru biberlerimiz. Acı değil mi? Bu tabii bunun acısı da var, tatlısı da var. Evet. Tercihe göre kullanabilirsiniz bunu. Tamam. Şimdi bu 2-3 tane kadar doğranmış elimizle parçalayabiliriz bunu. Tamam. Daha önceden hazırlamıştık. Hazırlandı. Bu biberi de bakır olunca sıcak başladı. Oluyor. Tabii tabii. Evet, şefin bu biberi de ilave ediyoruz içine. Şefliği belli şimdi zaten. Eli yanmıyor yani, görüyorsunuz. Hakikaten yanmıyor. Aman ha. Az önce ateşe falan tutuyordu eli. Ne oluyoruz dedim. Ya öyle yanmıyor. Şimdi Gaziantep'te bir de yemekler evden eve değişir. Evet. Mesela bu çorbanın çoğuna evlerde sarımsak koymazlar. Hı-hı. Ama ben bir de sarımsak koyuyorum. O yüzden ilave edeceğim. Ama çok da lezzetli değil midir sarımsak? Evet, her şeye kesinlikle, çok yakışır. Kesinlikle. Şöyle ezelim ve doğrayalım. Peki Doğa Şef'im, siz evde yapabiliyor musunuz tabii? Meslek bu olunca evde de ayrıca yemek yapıyor musunuz? Eve iş götürmüyorum. Ama şimdi Gaziantep'li bir eşi olursa nasıl? Gerçi şefim tekrar evde o lezzetleri yemek ister. Şefim? Doğru söyledim İlhan. Yani eşim yani yemek konusunda güzel yemek yapıyor. İlk başlarda tabii ki hani böyle o da daha gençken, yeni evlendiğimize, ki hala genç, yanlış bir şey olmasın lütfen sonra. Lütfen yazın, dikkat edelim. Kelimelerimiz, cümlelerimiz. Tabii biz ilk evlendiğimizde biraz daha yemekle çok haşır neşir olmadığı için lezzette biraz sıkıntılar oluyordu. Hmm. Şimdi bir de size yemek yapmak, ay ne zor iş. Tabii ki bana soruyordu nasıl olmuş diye. Yani ben de korkumdan evet eline sağlık. Evlilik alabildiğinize göre çok güzel, güzel olmuş. Eline sağlık dediğinizi evet. Düşünüyorum yani. Ama şu an sıkıntı yok. Her şey mükemmel oluyor. Ay, harika, eminim öyledir. Maşallah. Çünkü Allah bozmasın. Antep'lerin geninde var. Anne süt verirken bebeklerine yemeklerin muhakkak tadından o yeni doğmuş bebeklere tattırıyor. Gerçekten yani onun için bütün Antepliler gurme yetişiyor zaten. Aa, çok doğru. Güzel bir yerden girdiniz evet, yalnız. Evet, çok da mantıklı bir şey evet, yol. Evet. Aman çocuğum lezzetini unutma, evet, tadını bil. Hiç, bu böyle hiç, diye. Hiç. Ana kucağında başlıyor. Harikasınız ya, çok güzel. Ne durumda bu arada? Yani çok az kaldı. Az kaldı. Soğanlarımız solunca bu hazır olmuş olacak. Şefim inanılmaz koktu. Evet. Gerçekten şimdi çok güzel kokuyor. Bunda şu an yağ yok. Tabii ki biz buna sade yağımızdan ve tarhın dediğimiz baharattan ilave edeceğiz. Onu diyecektim. Sade yağımız yine orada duruyor tabii ki. Yine pulverimizden kullanacağız. Şu an sadece haşlanıyorlar. Evet, şu an haşlanıyor. Sade yağımızı ilave edeceğiz. Az sonra ilave edeceğiz. Biz yoğurdun benim yanımda. Benim de, ha, evet. Buyurun. Benim de şimdi artık şurada çiğdemlerim pişti. Şöyle bir bakalım. Tamam. Çiğdemlerimiz gayet güzel pişiyor. Birazcık daha var. Birazcık sanki, daha var. Birazcık bir daha. Bir kalmasın evet, çünkü. Bir tık daha olsun. Var. Tamam. Süper. Yoğurdumuz da kaynadı. O da şimdi özleşti. Evet, yumurtayla. Evet, yumurtayla terbiye yaptık. Biraz da zeytinyağı koyduk içerisine. Aynen öyle. Onları terbiye evet, ettik. Kenara terbiye koyduk. Ettik. Şimdi birazdan çiğdemimiz piştiğinde onu birlikte karıştırıp
yavaş en son haline getireceğiz. Mi? Aynen. En son haline diye. Getireceğiz. Ve sonra üzerine hasbir koyacağız biz. Bunu yağda, sade yağda biraz çevirip hasbir koyacağız. Hasbir. Aslında sizler hep safran diyorsunuz. Ha, evet. Biz hasbir diyoruz. Ha, evet. Biz Gaziantepliler, evet. Biz Gaziantepliler hasbir çok diyoruz. Çok gördük biz şeyde evet. gezerken de bunu. Evet. Ama isminin evet. hasbir olduğunu bilmiyordum. Hep safran diyebiliriz. Şimdi bütün dünyaya tüm baharatlar, tüm lezzetler buradan gidiyor. Evet. Ve hakikaten Antep o konuda inanılmaz zengin bir doğru. memleket. Hem sanayi açısından. Ben bulguru. Tabii ki, tabii ki, tabii ki şefim süper. Sanayi açısından çok zenginiz. Aynı zamanda güneşimiz inanılmaz ve her şey güneşte piştiği için tabii ki toprak çok lezzetin, verimli, güneş tabii, çok önemli. Tabii, lezzetin hepsi o güneşle birlikte bütünleşiyor ve inanılmaz güzellikler çıkıyor. Öyle güzel de bir mevsimdeyiz ki güneş deyince gerçekten Gaziantep'te doya doya güneş yaşadık. Biz şimdi İstanbul'dan geliyoruz ekipçe buraya tabii. Evet. İstanbul'da gri bir havayı bırakıp burada güneşli havaya gelince dediğinize katılmamak mümkün değil. Buranın güneşinde ne olmaz ki? Evet, kesinlikle. Bu arada Doğa Şefim size döndüm ama o arada neyi koyduk biz içine? Bulguru ilave ettim. Koyduk. Yani suyun kaynamaya başlayınca tamam. bulgurumu ilave ettim. Biraz tuzumdan ilave edeceğim. Yaklaşık 3 2 çay kaşığı kadar tuzu ilave ettim. Ocaklarımız sayısal olarak az olduğu için hani fazla şeyler birkaç yapıyoruz. Birkaç tane daha olsaydı şimdi doğru söylüyorsunuz. Şunu bir aşağıya alıyorum. Tamam. O size söylediğim şehri işini yapacağım şu an. Evet. Ha, o aynen. şeyde yağda ayrıca. Aynen. Evet. Ayrıca yağda şehriyelerimizi kavuracağız değil mi? Ama sade yağda. Sade yağ. Tabii ki bu sade yağ dediğimiz %99.9 yağdır. Yani tereyağının ayranı alınmış halidir. Evet. Saf yağ. Saf o yağ. Yüzden yerken hiç çekinmeyin. Hiçbir sıkıntı yok. Ya sağlıklıdır evet bu yani. Biz işte sizin gibi kıymetli dostlarımız yine Antep'te yaparken hep dikkat ettim. Sade yağ kullanılıyor. Tereyağı değil yani. Tereyağının üzerindeki en saf hali yani. Bakın şimdi ben 4 ve kaşık koydum. Ve hakikaten zeytinyağı şimdi gibi bir de. Bir tane daha koyacağım. 5. Ooo. Al olsun yani. Elimi korkak alıştırmam diyorsunuz yani. Ve mis gibi kokacak şimdi tabii çok ki. Çok güzel o lezzetler, kokuyor. O kokular. Almaz mıyım tabii ki. Bu kokuya alıştık. Biz İstanbul'da ne yiyeceğiz ya? O değil de şunu söylemek istiyorum bir de. Şimdi normalde sade yağın bembeyaz hali. Henüz kaynamamış hali. Kaynadığı anda zeytinyağı gibi pırıl evet. pırıl oluyor. Evet. Bir de bu yağ yanmaz. Niye yanmaz? Öyle mi? Tabii neden? İçinde ayran yok. Yani siz tereyağını yaktığınız zaman, ısıttığınız zaman yanmaya başlar. Tabii yanıyor, doğru. Çünkü içinde onun ayranı var. Hmm. Bunda ayran olmadığı için bu yağ yanmaz. Ha, harika. Şimdi yağımız ısındı. Şehriyemizi döktük. İlave ediyoruz. Bunu kavuracağız biraz. Bu kokuları, bir tek işte kokuları size yollayamıyoruz. Bütün görüntüleri paylaşıyoruz. Tadını ve kokusunu gönderemiyoruz ama bir bilseniz, ah bir bilseniz onun için de Gaziantep'e gelmek lazım. Bu arada şehriyeyi hemen pilava ilave ettikten sonra Mine Hanım'ın çorbasına döneceğim. Çünkü orada evet. da çiğdemlerimiz oldu oluyor. Oldu. Benim oldu. Çiğdemlerim tamam. artık oldu. Bizim çiğdemler hazır evet. efendim. Doğa Şefim sizdeyiz. Fark ediyorsanız burada yağ hala şeffaf. Aynen yanmıyor. Öyle. Hiçbir zaman şey olmuyor. Mesela tereyağı kadar da kalorisi yoktur diyebilir miyiz mesela yani hani yersek? Ya hepsi şifa. hepsi şifa diyoruz aslında. Hakikaten. Çok üzülüyorum ben ya. Çok üzülüyorum ama inanın yani buraya biz şimdi sadece bir günümüzü buraya evet, ayırabiliyoruz. Elimizi, ağzımızı hiç korkak alıştırmıyoruz. Dürüst olalım. Yani elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz. Ama bu lezzetleri hakikaten bulduğunuz zaman yemeniz lazım. Gerçekten öyle. Gelmeden diyete başlıyorsunuz bir de gittikten sonra. Tabii canım ya. Geldiğimiz kilomuzla evet. gittiğimiz kilomuz asla aynı olmuyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi, şehriyemiz hazır. Şöyle yapıyoruz. Harika. Bu coz sesi işte. Vallahi her şeyi anlatıyor. O çok başka bir ses gerçekten. Her şeyi anlatıyor. Daha şefim siz onu karıştırırken o zaman ben tabii. çiğdemlerimizi daha fazla böyle kaynatmayalım. Mine Hanım'a aynen, dönüyorum. Şöyle. Mine Hanımcığım çiğdemlerimizi evet, hadi bir açalım şimdi gösterelim. Şimdi çiğdemlerimiz pişti. Etimizle Allah'ım, birlikte. Allah'ım her yerden ayrı bir koku geliyor yarabbim. Muhteşem oldu.
seçtiği nohutla birlikte ben şimdi et suyundan biraz alıp yoğurduma ilave ediyorum. Ve ikisini buluşturuyorum. Oh, mis. Önce bunu biraz şeyle açacağım, et suyuyla açacağım. Ha, sonrasında soğuk soğuk sonra koymak da, yerine evet, biraz onu ılıtı et suyuyla birleştireceksiniz. Çok mantıklı. Daha neler neler. Mine Hanım onu yaparken ben de bu arada söyleyeyim. Ha, tabii ki. Hemen. Çorbamın yağını ısıtıyorum, sade yağını. Evet. Pilavı aldık orada kendi halinde. Pilav demleniyor şu an. Tamam. Ama soğanla neydi şeysinizin adı, bak ben hep unutuyorum. Maş çorbası. Onu çorbamızın kaynadığını hatırlatalım soğanlarımızla birlikte. Biz bir yandan da onun tereyağıyla neyini yapacağız? Sade yağ. Sade yağımıza 3 kaşık sade yağ bıraktım buraya, eriyor. Tamam. Tarhın dediğimiz bir özel otumuz var bizim. İsmi ne dedik? Tarhın. 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 Evet. Tamam. Bu kurutulmuş hali. Bunun tazesini de yine köftelerin yanında yeriz. Bu aslında böreklerimizde olur, çorbalarımızda olur. Birçok yerde kullanıyoruz bunu. Anladım. Şimdi bu çorbamızda da kullanacağız. Yağımız biraz ısınınca tamam, tarhını ilave ediyoruz. Şöyle. Biz gibi neler öğreniyorum, hiç bilmediğim. Yani bir buçuk yemek kaşığı gibi düşünün bunu. Tamam. Biraz kokusu çıksın diye. Şunu da yağda kavuracağız. Çok fazla değil. Sadece biraz kokusu çıksın yeterli. Evet. Ve yine pul biberimizden alıyoruz. Olmazsa olmazımız. Çok az iştahımız var. Biraz acıyıp iştahlarımızı lütfen arttıralım. İki çay kaşığı kadar. Efendim. Pul biberimizi de ekledik. Az önce arada konuşurken Mine Hanım'a dedim ki hep iş için geldim ben Gaziantep'e. Gaziantep hakikaten şunun için, gezmek için tabii ki gelinmeli. Çok güzel yerleri var. Sokakları çok güzel, cıvıl cıvıl. Tarihi yerleri çok güzel. Eğlencesi çok güzelmiş. Evet, oh, cos etti bu arada çorbamız. Yine bir cıs sesiyle kesildi konuşmam. Ama bunun yanında da yemek yemek için 2-3 gün falan ayırmak lazım. Evet, hani öyle kesinlikle. Bir gün geleyim, ben orada bir akşam yemeği yiyeyim falan. Öyle bir şey söz konusu değil. Buraya ayırmanız gereken 3-5 gün var. Aslında her mevsim gelmek gerekiyor. Bir de ayrı ayrı değil mi? Evet. Bakın mesela kesinlikle bu. Kesinlikle her mevsim gelmek gerekiyor. Çünkü bizim her mevsim kendine özgü çıkan sebzelerimiz ve meyvelerimiz var. Hı-hı. Biz de onları etle buluşturup her öğünde farklı bir yemek çıkarıyoruz. Ya, yani tabii, onun için zaten zenginliğimiz bu kadar tabii ki. Kışı ayrı, önemli. Baharı tabii, ayrı, baharı yazı ayrı. Şimdi bu bahar yemeği. Ve şimdi bence iftar artık yaklaştığı için aha, bütün evden bu güzel kokular gelmeye başladı. Gelmez hani mi? Biraz önce dediniz ya bu cos sesini duyduk. Bu cos evet, sesini işte şimdi bütün evlerden duyuyoruz. Şey. Aynen öyle. Şimdi o hazır. Ben şöyle tuz ilave ediyoruz galiba. 1,5-2 çay kaşığı kadar tuzumuzu ilave ettik. Ettik. Hepsinin çekilmiş karabiber. Bir çay kaşığı. Tamam. Oh oh oh. Çorbamız hazır. Ne eksiği var şunun Fransızların soğan çorbasında? Evet, alın size öz hakiki yerli malı soğan çorbası. O yüzden. Ve bu tarhın otunu Fransızlar da kullanır. Öyle mi? Evet. Kesin buradan almış götürmüşlerdir. Asla kabul etmiyorum. Kesin. Asla kabul etmiyorum. Şöyle bıraktık. Bunun altını kapatabiliriz. Bu hazır. Tamam. Çorbamız da hazır. Bu sırada artık sona geldik. Artık. Evet, şu evlerde meşhur tatlımız dediğimiz, bastık tatlısı dediğimiz tatlıyı yapacağız. Yapacağız. Bu arada Mine Hanım sizin... Evet, şimdi ben yoğurdumu açtım ve şimdi çiğdemimle, etimle buluşturuyorum onu. Ben onu sizden alayım. Sıyırmamı ister misiniz bu çok arada mersi, içindekileri? Çok teşekkürler. Ay hakikaten bakıyorum bir şöyle koktu. Bir... Ya bizde de işte ben mesela Erzincanlıyım. Çok uzak coğrafyalar sayılmaz. Hiçbir evet, şey etsiz pişmez. Burada da en sevdiğim şey her şeyin içine bir et giriyor. Ya çok seviyorum ben. Hem etli yemeklerimiz çok fazla bizim. Hı-hı. Hem vejetaryen yemeklerimiz çok fazla. Evet, onu da söyleyecektim tam. Çünkü evet, hem evet, et hem ot çok kıymetli burada. Çeşitli. Kesinlikle, kesinlikle. Çorbalarımız pişti ama Doğa şefimizinki pişti. Şöyle geri orayı birazcık şöyle yana alacağız. Şöyle aşağıya alalım. Evet. Şimdi, şimdi ben
çiğdem aşımızın üst sosunu yapıyorum. Tamam. Yine şu muhteşem sade yağımızdan alıyorum. Ben de anlatacağım. Yine bir coz. Tamam. Allah'ım her yerden sesler geliyordu. Yetişemiyordum. Şöyle. Evet. Hanım ne yapıyoruz şimdi? Şimdi 5 kaşık biz iç yağ koyduk. 5 kaşık sade yağ koyduk. Tamam. Ve onu biraz erittik. Şimdi üzerine haspirimizi koyacağız. Yani safranımızı. Yani safranı. Evet. Ve onun da sesini duydun. Coz sesi geldi. Coz sesi geldi. Hazır mısın? Evet. Onu şöyle alalım. Hemen çok fazla yanmasın. Aynen. Biz birazcık tabii ısıttık. Evet. Bu arada ısıttık yağımızı. Aynen. Çiğde başımızı açıyoruz. Hı hı. Ve tekrar bir karıştırıyoruz. Mis gibi kokuyor. Ayrı güzel kokuyor. Ve sonra yardım edeyim ben. Evet. Hazır mıyız? Evet. Bu cosa hazır mıyız? Bir cos diyelim bakalım. Hadi. Biraz daha döküyorum. Evet. Şöyle sıyırdım. Evet. Evet. Mis gibi evet, oldu. Mis gibi. Çiğdem aşımız hazır. Aşırı hazır. Şimdi hazır. Senin nakışını bekliyoruz. Sıra o zaman bende. En son lütfen finali yapalım. Finali tatlı yapacağız tabii ki. Şimdi buyurun. Tabii siz Mina Hanım orada en son rütuşlarını yaparken yemeğin. Ben burada 4,5-5 su bardağı kadar bir su tencerenin içine bıraktım. Aha. Şimdi bu mayana. Ne? Mayana. Mayana. Yani neyi bu? Rezene. Rezene. Aslında rezene diyorsunuz. Tamson diyorsunuz. Ondan bir iki tane şöyle yani parmağımın ucuyla sadece lezzet versin diye. Yani ha, o kadarcık. 4 tane falan. 4 tane falan. Evet. Çünkü bu keskin yoğun bir tadı şey, vardır evet, bunun. O yüzden çok az. Şimdi bir çay bardağından daha az toz şeker. Onu ilave ediyorum. Bak bir çay bardağından daha az. Bence daha az, masum bir tatlı. Çünkü yani en azından öyle düşünmek istiyorum. Çünkü pekmez de var. Pekmez de şekerli olduğu için. Sağlıklı olsun. O yüzden. Şimdi bir çay bardağı da pekmezimiz var. Onu da ilave ediyorum. Çay bardağı pekmez. Bakınız iftar sofralarına alternatif bir tatlı. Ben de ilk kez görüyorum. Rezeneyi bile koyduk. 3-4 evet, şey tane olsa tane bile. Suyumuzun içerisine şekerimizi ve pekmezimizi koyduk. İlave ettik. Kaynatıyoruz. Şimdi bunun rengi biraz koyudur. Üzüm pekmezi. Bir de burada bizim mayalı pekmezimiz var. Ha, katı ben pekmez de onu bağ zannediyorum uzaktan yok, görünce. Yok, bu da katı pekmez. Hı hı. Bir yemek kaşığı da bundan ilave edeceğim içine. Allah'ım pekmezler havalarda uçuşuyordu. Bu böyle hani Osmanlı'dan gelen bir şey falan mıdır yoksa tabii hani ki, değil mi? Tabii çünkü ki hani pekmezler evet, şeyler falan Osmanlı yani mutfağı. Hani, Osmanlı zamanında işte sarayda yapılan tatlardan bir tanesi de bu. Hmm. Onun için merak ettim. Hem besleyici ve hem kan yapıcı. Tabii pekmezler yağ içinde olmadığı için de sağlıklı. Hah doğru ve çok önemli bir detay. Ve pekmez inanılmaz bir besin maddesi ve ben kendi torunlarıma da yediriyorum bunu. Ay ne güzel. Sağlıklı. Tabii ki çok az şeker yani var. Şeker koymadan da yapabiliyoruz aslında. Şefim öyle şekersiz de yapıyor. Olur. Tam şekersiz de yapıyor. Olabilir değil mi? Şekersiz de olur evet, tabii. Aslında bu sizin şeyinize bağlı. Hani şeker oranına bağlı. Hani evet. Mesela bazen sütaç yersiniz dersiniz ki ya bu bana şekerli. Evet, bazısı çok yoğun şekerli şeydir, sever. Standart halidir. Bazıları çok şekersiz sever, bazıları da çok şekerli sever. Mesela ben irmik helvası yediğim zaman çok şekerli isterim. Evet. Şekersiz olduğu zaman hoşuma gitmiyor. Evet, sanki böyle şey yiyormuş gibi daha kuru kalıyor sanki. Evde sizin evet, isteğinize bağlı bir şey. Tamam, o zaman hanımlar şekersiz de yapılabildiği için ve beyler diyorum, sadece hanımlar dediğim zaman beni uyarın. Hanımlar ve beyler şekersiz de yenilebilecek, üstelik çok da sağlıklı dedikleri gibi yağsız bir tatlı. Bence bu çok rahatlıkla hemen yapılabilir. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Tamam. Kaynarken tabii bunu bağlayacağız. Yani kalınlaştıracağız. Ha. Kalınlaştırmak için de nişasta kullanacağız. Burada 2 yemek kaşığı kadar buğday nişastam var. Yarım çay bardağı suyum var. Suyumu ilave ediyorum. Aslında bunu üzüm suyuyla da yapıyoruz biz. Ha öyle mi? Evet. Üzüm suyuyla da yapıyoruz. Üzüm suyuyla da yapıldığı zaman bu sucuk dediğimiz var ya. Aha. Cevizli sucuk. Evet. Onlar batırılı. Ve geri kalan bu ılık ılık eğer tencerede kalmışsa o da yenilir. Allah.
Onun tekrar bitmiyordu. Bitmiyor. Onun tekrar suyuna çiğ simit konup tarhana yapılır. Çiğ o da simit. Yine bir tatlıdır. Yani bizde atık mutfak yok. Tam onu söyleyecektim. Kesinlikle atık mutfak. Her şeyi bir şekilde dönüştürüyor. O kadar değerlendirmişiz ki ve şimdi bütün eller o şekilde. Şimdi mesela herkes diyor ki atık mutfak, atık mutfak. Sıfır atık. Sıfır atık var bizde. Harika. Muhteşemsiniz. Bunları böyle söyleyince aa falan, hani niye benim aklıma gelmiyor gibi bir şey oluşabilir efendim, işte böyle bir şey bu da. Bu aslında bastığın kışın evlerde yiyilen evet. bir şey. Hmm, evet. Anladım. Daha çok kışın tüketilen evet. bir tatlı evet, kışın, değil mi? Kışın çünkü içinde pekmez tabii. olunca tabii. Hı-hı. Hem Hı-hı. sıcak tutar derler ya pekmezi evet, yediğiniz zaman vücut ısınır. Evet, zaten böyle bir seni kanlanıyorsun. Bir kancan gelir insana. Kaynadı. Evet, kaynara çıktı. Altını kısıyorum. Evet, altını iyice kıstık. Nişastamızı da ezdik. Nişastayı ilave ediyoruz. Oh mis. Şimdi birazcık şimdi tabii ki bunu kalınlaştıracak. Tabii. Kaynadıkça. Kıvamını görüyorsunuz. Kalınlaşmaya başladı. Hemen başladı hem de. Şu an bastığımız da hazır. Bastığımız da hazır. İşlem de bitti. Harika. Vallahi her şeyimiz hazır. Şimdi sırada bunların hepsinin sunumunu görmek kaldı. Evet. Şimdiden ellerinize sağlık. Bakalım finalde neler göreceğiz. O kadar güzel bir sofrada veda edeceğiz ki sizlere. Mine Hanım'ın o güzel evinden, konağından, İpek Hanım konağından bize çok güzel mükellef bir sofra hazırladılar yaptığımız yiyeceklerle birlikte. Doğal şefim Mine Hanım, ellerinize kollarınıza sağlık. Ay, her şey çok güzel. Şeref verdiniz, çok mutlu olduk. Ne demek bizde. O şeref bize ait. Bir kez daha söyleyelim Mine Hanım, önce sizin neler yaptığınızı, nelerimiz var bugün bizim? Şimdi ben bugün size çiğdem aşı yaptım. Çiğdem aşı. Baharda olan bir yemeğimiz bu. Hı-hı. Yani bir 20 gün falan ancak bulunabiliyor. Ve baharda yaptığımız yoğurtlu çiğdem aşımız. Harika, o kadar güzel gözüküyor ki gördünüz siz de zaten. Ve onun yanında sevgili Doğa Şefim, maş çorbası yaptık. Hı hı. Tabii çiğdem aşının yanında şehriyeli bulgur pilavı yendiği için olmaz, şehriyeli olmaz. Bulgur pilavı yaptık. Sade ağalı. Nakışıyla. Evet. Nakışıyla. ondan sonra bastık tatlımızı yaptık. Evet. Ve tabii masamızda yine farklı lezzetlerimiz var. Onları da söylemiş olalım. Olmazsa olmazım içli köftemiz var. Tabii ki. İftariyeliğimizin kuruluk tabağımız var. Hı hı. Yani bizim Ramazan iftar sofralarımız inanılmazdır hakikaten. Hı hı. Hepsi birbirinden lezzetli. Yine bayram yuvarlamamız var. Hı hı. Analı kızlımız var. Analı kızlı en evet. meşhur çorbalarımızdan biri. En meşhur çorbalarımızdan biri hakikaten. Aynı zamanda bir ana yemeğimiz o. Tabii. Tabii en üstüne bu Doğa Şefimin yaptığı en güzel sağlıklı tatlımız. En sağlıklı tatlımız. Efendim Ramazan'ın malumunuz ilk günü. Biz de sizin için böyle mükellef bir iftar sofrası hazırlayalım. Belki bir fikir verir diye düşündük. Şimdiden Ramazan'ınızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Mine Hanım size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Gaziantep'in çok kıymetli ailelerinden bir tanesisiniz ve buradaki aktivistliğinize hayran kaldık biz sizin. Çok güzel ağırladınız, evinizi açtınız, yuvanızı açtınız ve güler yüzünüzü esirgemediniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ nice iftar soflarında buluşmak üzere. İnşallah. Bu bir ilk olsun bizler için. Evet, Doğa Şefim size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Her ne kadar bir Antepli olmasanız da Antep mutfağının hem mesleğiniz vesilesiyle evet. tabii ki hem de hizmetiniz vesilesiyle hakkını veriyorsunuz. Burada çok kıymetli bir şefsiniz. Çok kıymetli ederim. İsimlere hizmet ediyorsunuz. Evet. Ve Antep mutfağını en önemli şekilde tanıtıyorsunuz. Hatta Türkiye mutfağını da diyebiliriz, öyle değil mi? Tabii. Antep'le sınırlamayalım sizin mesleğinize. Efendim biz Gaziantep gezimizi burada noktalıyoruz. Böyle mükellef bir sofrada noktalıyoruz. Şimdiden hepinize iyi iftarlar diliyoruz. Ve yarın bambaşka bir şehirde, bambaşka tatlarla, bambaşka hikayelerle görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.